Herkese merhaba. Ben Ekin Alpagut. Ben Hena Alpagut. Umarız tüm dinleyicilerimiz iyidir ve bisikletleriyle güzel bir yaz geçiriyordur. Bu bölümde bir program dizisine başlıyoruz. Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Yunanistan turumuzdan yol notlarını sizler için derledik. Toplam 11 gün süren ve Keşan'dan başlayarak Selanik'e uzanan bisiklet turumuzda yaptığımız kayıtları 7 bölüm olacak şekilde yayınlayacağız. Yani bu da her 3 günde bir yeni bir bölüm anlamına geliyor. Temmuz ayının ikinci yarısında tamamını yayınlayacağımız yol notlarımızda gittiğimiz yerlerden izlenimleri ve deneyimlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Bisikletiyle Yunanistan turu yapmak isteyenlere fikir vermesi ve yol göstermesini amaçladığımız programımızı umarım beğenirsiniz. İlk bölümümüzün rotası Keşan'dan İpsala ve Yunanistan sınırını geçerek Dedeağaç. Turumuzun ilk iki gününü kapsayan programımıza hadi gelin birlikte kulak verelim. Podcast'imiz başlıyor. Bugün ayın 18'i, 18 Haziran. Evet. Ve biz şu anda Dedeağaç'tayız. Yunanistan turunu yapıyoruz. Yunanistan turuna başladık. Nereye gidiyoruz buradan? Dedeağaç'tayız. Selanik'e kadar gideceğiz. Tamam ama arada Gümülcine'ye uğrayacağız. Gümülcine'ye, İskece. İskece. Gümülcine, İskece. Kavala. Kavala. Oradan adı neydi? Taşoz. Ha, Taşoz. 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 Taşoz'dan tekrar Kavala. Aha. Selanik. Selanik. Selanik'ten sonra Midilli. Selanik'ten feribota binip Midilli. Midilli'den sonra da Ayvalık. Ayvalık. Tamam. Sonrasını anlatmıyorum. Çok gizli. Ayvalık'tan Küçükkuyu'ya geçeceğimizi kimse bilmemeli. Küçükkuyu'ya gideceğimizi kimse bilmemeli bisikletlerle. Şöyle yaptık. Bugün ayın 18'i. Biz 16'sı gecesi yani cuma akşamı. Akşamı. Saat 9'da metro turizme iki bisikletle çadırımızı, işte kamp malzemelerimizi, matımızı, tüm turda kullanacağımız eşyalarımızı paketleyip yükledik. Tabii bunlar bir gecede olmadı. 6 aydır planlıyoruz bunu. Tabii. 6 aydır özellikle sevgilim rotayı çalışıyoruz. Rota çalışıyoruz. Neler alacağımızı, neler almayacağımızı. Listeler yapılıyor. Listeler. Nerede kalacağız? Kaldığımız yerde neye ihtiyacımız olur, çadırda neye olmaz? Çadırda mı kalacağız? Konaklama için nereyi tercih edeceğiz? Hostel mi bulalım? Warm showers'a mı bakalım? Sivrisinek miydi o? Evet. Ha, tamam. Ben de kaşınıyorum. Maalesef Yunanistan'da hiç warm showers bulamadık. Evet. Yıllardır onlarca warm showers'dan insan ağırlayıp heyecanla bir gün warm showers'da ben de kalacağım diye bir yola çıkıp. Rotada bir tane bile warm showers'ci olmaması biraz hayal kırıklığı oldu. Oldu. Biz de bir gün birilerinde kalacağız diye çıktığımız Yunan turunda şu anda çadırımızla çok güzel bir yerdeyiz Dedeağaç'ta. Ama ben daha başa dönmek istiyorum. Keşan İpsala arası. Aslında yoldan bahsedelim biraz. Çünkü bu turu yapmak isteyenler olabilir. Bir tecrübeleri aktaralım orada. Bana göre yol çok güzel ama çok fazla tır vardı. Yani ve bayağı da hızlı gidiyorlardı. Tırlar da böyle dorsesi ikili falan uzun şeklinde. Uzun tırlar vardı. Ben rahatsız olmadım. Yol temizdi. Evet tırlar hızlı geçiyordu. Benim tek rahatsız olduğum nokta senin bisiklet kullanışın oldu. Güzel. Burada evet ilk önce sabah azarını yiyip öyle zaten yola çıkıyoruz. Yani ilk 100 metrede, 200 metrede zaten o azarları böyle bir şöyle bir gidiş planımız var. Çünkü, ben önde, Hena arkada. Evet, ben her zaman artçıyım. Arkadan takip etmeyi tercih ediyorum. Sevgilim de yolda giderken emniyet şeridi benim şeridim. Benim şeridim orası. Benim şeridim orası. Aslında diye sağ şerit bizim yasal hakkımız ama ben emniyet şeridini... Emniyet şeridinin sol tarafını kullanmayı yani tercih tutturmak. Ediyor. Çizgiyi tutturmak. Ama yanımızdan koca koca tırlar geçerken tabii o güvenlik çizgisine tabii çok yakın gidiyorlar. Yani yolda aslında iki şerit değil, tek şerit, tek gidiş, tek geliş şeklinde... Bence şöyle bir şey var. O yüzden sağın da en sağını tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü 1,5 metre mesafeyi araç bizimle arasında bırakamıyorsa biz araçla aramızda bırakmaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü benim yolum, benim hakkım. Yok, maalesef bisiklette bu geçerli olmuyor. Evet
sen haklısın, bir şey olduktan sonra haklı olmanın bir anlamı yani, kalmıyor tamam, çünkü. Yok, ben öyle bir haklılıkla, böyle bir cengaverlikle sürmüyorum tabii ki de. Ama sadece, benim gözlemim öyle oluyor, o cengaverlikle biraz çıkıyorsun. Biraz da sen önden gitsen, ben birazcık baksam ne oluyor arkada? Daha iyi değil mi böyle yani sabah sabah? Peki. Tamam, yok hakikaten ben o emniyet şeridini ortalayarak gitmek istiyorum. Bazen sola kaçabiliyor doğru ama zaten yükümüz ağır ve de çok hızlı gidemiyoruz. 16 ile 17 ile gidebiliyoruz. Evet. O yüzden düz çizgide gitmek de çok kolay değil çünkü arkada bayağı bir yük var. İki kişinin evet. Çantası, çadırımız, anlatayım mı da? Anlat. Tabirelerimiz. Kıyafetler, tabureler, uyku tulumları, matlar, şişme matlar. Hı-hı. Yani bir sürü eşya var. Mutfak takımını almadık yani tencere, tava, evet, yemek işlerini dışarıda tabak falan almadık. Dışarıda tamam, halletmek üzerine zaten bir rota yaptık. Hı-hı. Ama yani yükümüz ağır olduğu için tek çizgi üzerinde böyle gitmek çok şey olmuyor. Özellikle ufak tefek rampaları da çıkarken yanaşabiliyorsun o çizgiye doğru. Ama tırlar çok hızlı geçiyorlar. Bence ona dikkat etmeli. Rüzgarıyla. Bir de yağmur vardı ve yağmur sonrasına denk geldik. Dolayısıyla o koca koca tırların çamurları sprey şeklinde evet. Üzerimize geldi. Ufak bir kaza yaşadık. Evet. Çok. O da şundan dolayı. Salak köpekler. Evet. Ya çok fazla köpek var ortalıkta. Çünkü evet. Aslında Keşan'da çok fazla köpek olduğunu sen bana söylemiştin. İnsanların evet. Çok fazla köpek sevdiğini o bölgede. Evet. Yani o bölgede köpeklere karşı inanılmaz bir şey var, sevgi var. Hı. İstanbul'un kedileri gibi Keşan'ın köpeklerinin ünlü olduğunu biliyorum ben zaten. Hı hı. Yol üzerinde işte giderken o İpsal'a girişi şehir tabelasının önünde hadi bir fotoğraf alalım diye durduk. 3 tane uyuz böyle sokak köpeği vardı. Gayet sevimli, hoş köpekler ama ben... Yolun kenarında yatıyordu. Yolun kenarında, evet. Hı. O tabelanın arkasında yatıyorlardı. Bir şey olacağını hissetmiştim zaten. Bütün derdimiz de o köpeklerin bizi görüp havlamaya çalışıp yola fırlayıp da bu tırlarla karşılaşması evet. Falan. Bütün korkumuz o. Yoksa köpek korkumuz olduğundan değil. Her tür köpeğe, çoban köpeği de olsa, sürü köpeği de olsa. Nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz aslında. Yani ona tecrübemiz var. Tek korkumuz bunlar bizi kovalarken arkadan gelen tırlar ve araçlar. Evet. Tehlike yaratması. Oydu. Fotoğrafları çekildik yola... Çıkmaya hazırlanırken bir anda bu şapşallar bize havlamaya başladı. Uyanıp. Evet. Ondan sonra... Sonrasını sen anlat. Ya şöyle, şimdi bu kadar yükle tabii kaçmak mümkün değil. Normalde hani normal bir bisiklet olsa, yüksüz bir bisiklet olsa biraz tempo yapıp onların havlamasından, onların kendi bölgesinden hızla uzaklaşabiliriz. Ama biz daha zaten fotoğrafı çekip yeni hareket etmeye başladık ve havlamaya başladılar. Dolayısıyla ben pedallara asılmadım. Hatta asılmak yerine arkada ne oluyor diye de yavaşladım. Ben de arkada olduğum için köpekler bana havlayıp saldırmaya çalışıyordu ama ben de hangi köpekle nasıl baş edeceğimi aslında biliyorum. Yani hı-hı. İnanılmaz hayvansever de bir insanım. Köpekleri hı-hı. De çok seviyorum. Hangi köpeğe nasıl davranmam gerektiğini de biliyorum. Onlarla işte mücadele ederken tabii onları kontrol ediyorum. Önüme ara sıra bakıyorum. Tabii o arada sevgilim durmuş. Yavaşladın mı? Yavaşlayınca... Yani yavaş tabii yani pedal basmadım ama fren bastım mı hatırlamıyorum. Ama ben tabii yavaşlamaya başlayınca sen de... Ben tam köpekleri ekarte ettim diye önüme döndüğümde ben sevgilimin bisikletine çarptım. Ve yani direkt yere düştüm. Ayağımı yere koymak çok akıl edemedim. Saniyelik bir olaydı zaten. Biraz yalpaladın. Bir de yüklü bisiklet olduğu için. Evet. Bir de tabii sol taraf yol, araçlar geçiyor falan. Aslında iyi bir yerdeydik. Çünkü sağa doğru bir cep vardı ve evet, oradan çıkıyorduk. Evet, biz o cepteydik. Yani direkt tırların önüne de düşebilirdim. Bir başka anda yere olsa. Düştü. Yavaş gidiyorduk. Ama yine de... Benim bir şeyim de... Yüklü bisiklet daha önce kullandım ama bu kadar yüklü bisiklet kullanmamıştım. O yüzden bir iki seferdir bu şeyi yaşıyorum. Yani direkt kalkmaya çalışırken bisiklet böyle yatmaya çalışıyor sağa sola falan. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Biz bisikletleri arka çantalarla yükledik. Yani evet. Ön taraf çok hafif kalıyor. Benimki de seninki de öyle. Evet. Bütün yük arkada.
Dolayısıyla en ufak bir yalpalamada falan ön taraf biraz boşta kalıyor ve düşmesi daha kolay oluyor galiba. Ön çantalarımız yok. Öne eşit yük sağlayamadık. Aslında şöyle, taşıyacak malzememiz aslında arka çantalar için yeterli. Yani arka çantalar taşıyacak malzememiz için yeterli. Yeter. Önde fazla da ağırlığımız yok. Bence düşmenin sebebinden bir tanesi de. Düşmemin sebebinden bir tanesi de o. Kesinlikle, yani az önce dediğim gibi yüklü bisiklet daha önce bindim ama bu kadar yüklü, bu kadar ağır hiç olmamıştı. O yüzden arkayı devamlı böyle şey, hani kaldırıp dik konuma getirip böyle düşmeden ya da işte yalpalamadan devam etmeye başlamayı yeni öğreniyorum. Yani bu sadece köpeklerden kaçarken kalkarken değil, normalde de ilk harekete başlayacağım zaman bisiklet bir böyle yatırıyor gibi olup ondan sonra yüküm aklıma gelip düzeltiyorum falan. Linda'dan hemen iki tane ön çanta yükü önlere de bölmek için sipariş beton mu vereceğim. Taş mı koyacağız? Ne Hayır, koyacağız? Yükleri ikiye böleceğim. Daha fazla crocs, terlik koyacağız. Çünkü Hannah'nın çantasının içeriğinden biraz bahsedelim. Şimdi bir tane, bakın bir tane 43 numara crocs, bir tane 37 numara crocs. Yani iki çift crocs. Biri bir sağ çantada, cepte, diğeri sol cepte diye tabii. Ama 43 biraz tabii fark var. Kahve seti sende. Bütün kozmetikler bende. Oo. Aslında kozmetik deyip geçme. Geçmeyin tabii. Şampuan. Yani şampuanlar, vücut losyonları, diş fırçaları, diş macunları. O sıvılar gerçekten çantayı doldurunca aslında. Doğru. Yok, yani, ciddi dalga geçmiyorum. Dalga geçiyorsun. Yok, senin bisikletini kaldırdığım zaman gördüm yani. Hani. Yani nereden çünkü baksan bir tıraş bıçağım, sabunlu fırçası. Bak. Evet. Ya dalga geçiyor. Deorolon. İki tane. Tabii. Acil yardım kiti işte. Tabii. Yara bandı bile var yara yani. Yara bandı var. Ağrı kesici var. Fenistil var. Anlattık. Evet, fenistil önemli. Çok önemli bizim için. Onun dışında o hani yolda bir yerde kalırsak acil durum için aldığımız yiyecek yemekler doğru, çantada yani. Bir akşamı kurtarmalık bir paketimiz var. İki paket hazır bu Tada'nın işte bulgur pilavlarından var. İki paket yemeği var. Neydi o? Enginarlı bir şey. Hayır, birer paket var ya. İki paket ton balığı var. Büyük konserveler bunlar da bu arada. Bir paket enginarlı Tada var. Bir tane de bulgurlu Tada gibi bir şey var. Yani bir akşamı. Bir tane değil, bulgurlu iki tane var. O zaman bu akşam yiyelim birini. Yani 400'er gramdan bu saydığın 4 paket. 5 kilo da o yapıyor canım, beğenmiyorsun yo, ama. Yok, beğenmiyor değilim. Yo, çok beğeniyorum. Sadece görünüşte biraz böyle hafif gibi görünse de hani crocs'lar falan tabii. Benim bisikleti hiç saymıyoruz. Yok, ona gerek yok. Tamam, peki saymayalım. Velhasıl nerede kaldık? Yolda öyle ufak bir kazamız oldu. Sevgili karım düştü ve sol baldırını vurdu. Nasıl olduğunu anlamadık, orayı nasıl vurduğunu. Evet. Parmaklarını yere sürttü ve şöyle bir eksiğimiz oldu. Ankara'dan çıkarken onun eldivenlerini bulamadık ve eldivensiz geldi. Ama evet. Takmak istiyor muydun onu da tam bilmiyorum. Yok, eldiven çok derdine düşmedim açıkçası. Ben takmak işte istemiyorum. Parmakları korumak için takmak istiyorum, evet, ama. Tabii beni bu düşüşten kurtaran şey de zavallı çadır fenerimiz oldu. Aa, evet. Çadır feneri falan da bendeydi. Yeni benim bir çadır feneri almıştık. O sol tarafta duruyordu ve sola düşünce o çadır fenerinin dağıldığını bir gün sonra fark ettik. Çünkü dışındaki şeffaf kaplama o gayet sağlam duruyordu. Ama içini bir açtık ki içindeki devreler falan böyle bisküvit gibi un ufak olmuş. Onu İpsala'da uygun bir yere bıraktık. Kazayı ufak sıyrıklarla atlattık ve geçmiş olsun diyelim. Çünkü daha büyük şeyler olabilirdi daha başlangıçta. Evet. Yani pedal basabiliyor olman, bugün binmiş olman, yarın ve ilerleyen günlerde de devam edebilecek. Kaç kilometre bindik bugün? Bugün 60. 60 kilometre. Evet, 60 kilometrede sen bu bacakla çıkartabildiğine göre ilerleyen günlerde de çıkartabileceğini düşünüyorum. Daha kötü olacağını düşünmüyorum. Yok, daha kötü olacağını ben de düşünmüyorum. Tabii iki gündür soğuk tutmaya çalışıyoruz. Yarından itibaren de sıcak tutup soğuk kasları tutmaya daha çalışıyoruz dediğin de satın aldığımız pet şişe. Küçük soğuk suları. Soğuk pet suları koyuyoruz. Pet suları koyuyoruz. Hatta şimdi
Şunu da basalım biraz. Soğuk bir içecek evet basıyor şu anda yana gördüğüm soğuk içeceğimizi. Morluklar böyle her geçen gün daha belirgin ve şey daha hale mor geliyor. Geçmiş olsun sevgilim. Teşekkür ederim. Bir daha da olmasın. İpsala'yı birazcık konuşalım. İpsala'dan çıktık. İpsala'ya daha yeni geldik. İpsala'dan. Köpeklerle bu şeyi yaşadık. Yağmur, çamur derken İpsala'ya geldik. Hafta sonuna denk gelmiş olduğumuz için bir rahatlık vardı. Sınır kapısı hafta içi çok daha yoğun oluyormuş. İpsala'da hafta içi daha yoğun oluyormuş. Sen konuştun şimdi. Evet, evet. Hafta sonuna denk gelmiş olduğumuz için geçiş de, gümrük de evet, rahattı. Ayrıca İpsala'da şey biraz rahattı. İpsala'da eğer kalacak olan olursa hafta sonu her yer kapalı. Hemen hemen hafta içi çünkü çok fazla gelen giden olduğu için hafta içi çok dükkanlar açıkmış ve aktifmiş. Ve hafta sonu olduğu için biz de hani ne yiyelim, ne yapalım, ne edelim falan derken eczacı abi sağ olsun bize merkez köftecisini önerdi. Evet. Çok da memnun kaldık. Sınır kapısına geldik. Sabah. Erkenden sabah kalktık. Sınır kahvelerimizi içtik, çantalarımızı topladık. Yüklendik güzel. Yüklendik. Sınır kilometre kapısına doğru geldik 4 kilometre. Hafta sonu olmasından dolayı geçişler çok azdı. Tır kuyruğu vardı. Vardı. Araç kuyruğu yoktu. Yoktu. Bir kapı çalıyordu. Zaten bir kapı çalışıyordu. Evet. Giriş sakindi. Direkt şey yaptık işte. Geçiş pullarımızı alıp ne pulu? Geçiş pulu değil. Şey, ne pulu? Yurt dışı çıkış harcı. Devlete ödediğimiz, biz dışarıya gidiyoruz, yurt dışına gidiyoruz diye ödediğimiz kişi başı 150 liradan evet, 300 lira ödediğimiz bir harç. Harç pullarımızı alıp. Bunu da bu arada harç pulu işte sabahın köründe orada kimi bulacağız, ne yapacağız falan derken bir tane böyle harç pulu makinesi kiosk varmış. Oradan kredi kartıyla çok hızlı şekilde alabiliyorsun. Hı hı. Hiçbir sıkıntı yok. Abimin bizi korkutması ve uyarısıyla, evet, önerisiyle mutlaka çıkarken neydi o? Yeşil sigorta yaptırın. Şöyle yaptırın, böyle yaptırın. Başınıza bir iş gelirse işte helikopterle gelip sizi alırlar falan gibi böyle korkutmalarıyla. Biz ama yine abinin işi bu. Korku. Korku salmak. Abi dediğin şey korkutur. Korku salmak doğru. Abilik bunu gerektiriyor. Orada kiosk makinesinde çıkış harcını yatırdıktan sonra ben deri gibi şey aramaya başladım. Yeşil sağlık sigortası. Yeşil. O abi de şeye gitmiş sağ olsun. Sigara içmeye gitmiş. Sonra geldi. Ondan sonra dedik ki biz yurt dışına çıkıyoruz. Yeşil sağlık sigortası yaptıracağız. O dedi ki yani araç ne? Bisiklet. Ne? Bisikletle mi gidiyorsunuz falan diye böyle bir heyecanlandı. Allah Allah dedim yani bu sınırdan herhalde. İlk defa biz geçmiyoruz yani. falan. Evet falan. Sonra ya yok dedi motor araç falan olduğu zaman dedi sigorta yaptırılıyor. Ya orada yapılan sigorta şeymiş trafik sigortası gibi yani yapılmak zorunda olan bir sigortaymış. Bizim yeşil sağlık sigortası dediğimiz sigorta değil aslında. O sağlık sigortası gittiğin ülkenin girişinde yapılıyor ki o ülkede bir başına bir iş gelirse. Ben orada biraz karıştım ya. Evet yani sağlık sigortası derken ne araç başına ödediğin sağlık sigortası hayır, ne? Hayır araç başına ödediğin trafik sigortası gibi. O yeşil orada sınırı geçmeden önce yapılan sigorta trafik sigortası. Yeşil sigorta bunun adı. Evet bunun adı yeşil sigorta. Bizim Yunanistan'a girdikten sonra yaptırmamız gereken sigorta sağlık sigortası. Ve halen yaptırmamış olduğumuz. Evet. Ve yaptırmayı pek düşünmediğimiz bir sigorta. Helikopterle bizi alamayacaklar belki. Belki de helikopterle bizi alır buradan. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bilemiyoruz yani. Senin tanıdıkların vardır kesin. Yok maalesef. Vardı. Maalesef yok. Neyse biz orada sigortacıyla böyle bir ayaküstü sohbet falan yok dedi size. Gerek yok falan. İyi falan dedik biz de. O zaman hadi geçelim. Tabii geçelim derken araçların geçtiği kapıdan geçeceğiz. 3-4 araç vardı ve araçların işlemleri uzun sürüyor. Plakayı kaydetmek, bilmem ne işte evet, turning'den bir belgeler alıyorlar. O ehliyetlerini uluslararası ehliyete çeviriyorlar falan. Bu işlemler uzun sürüyor. Yani bir aracın geçişi 20 dakikayı falan 20 dakika yarım saati buluyor. Biz bisikletliyiz. Hiçbir işlemimiz yok. Sadece pasaport işlemimiz var. Bunun için baktım ben çok bekleyeceğiz. Gidip oradaki memurla, gişedeki memurla konuştum.
bizim bisikletimiz var araç için hani bir şeyimiz yok, beklememiz gerekiyor mu dedim. Direkt pasaportlarınızı getirin dedi. Çünkü diğer araçların işlem yapmak için içeri gittiler ve o sırada beklememizin bir anlamı yoktu. Direkt pasaportlarımızın işlemini yaptı ve biz devam ettik. Ve ben sana da söyledim yolda. Şimdi Türk tarafından, yani bizim taraftan çıkarken, Yunan tarafına girerken de konuşuruz aynı zamanda. Bu süreç içerisinde kimse ya çantada ne var, ne oluyor, nereye gidiyorsunuz, kaç gün kalacaksınız, rotanız ne falan hiçbir şey. Yani sadece pasaportları alıp onları işte içeride okutup şak 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 şeye bakıp çıkış harcımız var mı onlara bakıp Türk tarafında onları alıp çat çat pasaportları verip iyi yolculuklar deyip gönderdiler. Ben şeye çok şaşırdım. Hiç kimse ne bir şey arıyor, ne bir şey soruyor. Yani uçakla Yunanistan'a inmiş olsak, o bavuldan çıkanın gümrükten geçmek, ondan araması, işte bavulların açılması, ya her zaman olmuyor da. Yani nereden nereye gidersen git, hangi ülkeden hangi ülkeye gidersen git. Sonuçta bir polis kontrolü, bir şeysi var ama burada ben görünce şaşırdım yani sınırdan bu kadar rahat nasıl geçiliyor diye. Neyse biz dediğin gibi pasaportları zaten aldıktan sonra fiti pedallaya pedallaya. Yunanistan tarafına geçtik. Yunanistan tarafına fakat aradaki köprü de çok şeydi, güzeldi. Evet. Türk tarafıyla Yunan tarafının arasındaki o... Meriç'in üzerinde yapılmış olan... Meriç. Meriç nehrinin üzerine yapılmış, bir de pirinç tarlalarıyla bezenmiş. Meriç'in evet sağını solunu. Sabah vakti de oldukça güzeldi, hafif güneş vardı. Böyle gidiş geliş bir köprü, ince uzun bir köprü. İşte o galiba tam sınırı geçtiğini hissettiriyor insana. Evet, Türkiye tarafında çok büyük böyle şey... Free shop tabelaları, şunlar bunlar, dört free'ler falan vardı. Yunan tarafındakine gideriz dedik. Çünkü babamıza bir babalar günü hediyesi almamız gerekiyor. Dört free'den evet, bir şey almamız gerekiyordu. Ama hayal kırıklığı oldu. ya da biz heyecanla bastık, devam ettik. Çünkü Yunan tarafında herhangi bir tabela bir şey göremedik. Yunanistan'a girer girmez sol tarafta böyle bir güzel kafeterya gibi bir yer vardı. Bir lokanta kafeterya gibi bir yer vardı. Belki oranın iç tarafında olabilirdi. Ya da işte Yunanistan hattı almak istedik. Çünkü Türk hatları çok evet, çok pahalı. Evet, bu arada onu da bahsedelim. Biz sonuçta Türkiye'deki Vodafone hatlarımızla yabancı ülkeye gittiğimiz zaman normalde tarife şey böyle. Günlük 160 lira. 140 lira mı 160 lira mı öyle bir şey var. Türkiye'deki bütün haklarınla yurt dışında aynen kullanabiliyorsun ama 24 saatlik. Yani günde 160 lira diyorsun ki oldukça tabii pahalı bir kullanım. Tabii yani hani biz günübirlik geliyor olsak 160 lira neyse de 10-12 günlük kullanacağız. Yani evet. 2000 lira çok zor vermenin bir anlamı yok. 10 euroya burada turist hattı varmış. İşte 7 GB interneti var. İşte 30 dakika şey pardon 300 dakika mı ne konuşma hakkı var falan. Fakat bir aylık galiba bu şey. Evet, bir aylık. Bir ay süre paket içerisinde kullanabileceğiniz bir paket. Bizim zaten 10-12 gün gibi bir zamanımız var olduğu için bize gayet yeterli hat dedik. Fakat işte orada inanılmaz tır yoğunluğu vardı. Evet, Yunanistan'da bir girişinde yığılma vardı, yoğunluk vardı ve orada biraz da keşmekeş var. Türk tarafı kadar şey değildi, düzenli değildi. O keşmekeşin içerisinde tırların arasında biz kurtulalım diye pedala basınca ne duty free kaldı, ne kahveciye doğru düz bakabildik, ne hat sorabildik. Biz paldır küldür kendimizi otobanda bulduk. Evet. Aslında otobanda değil, sağ taraftaki alternatif yolda olmamız gerekiyordu. Çünkü kamut üzerinden çizdiğimiz rotamızda orayı işaretlemiştik. Ama yani, oraya çıkışı bir türlü bulamadık. Bir türlü derken işte çok da arayamadık o hengamenin içinde. Işte. Tırların arasında. Aynen, tırlar aynen da bu arada sabit değil, hareket halinde parktan çıkmaya karşıdan gelen park etmeye çalışan koca tırlar falan. Bir anda sıyrılmak istedik. Fakat evet. Alternatif yola çıkışı kaçırdığımız için kendimizi otobanda bulduk bir anda. Ve tabii hemen orada bisiklet giremez levhası işte. At arabası giremez levhası. Yan yol görünüyor çok yakın fakat ama yeşillik ve tel örgülerden yan yola atlama şansımız da yoktu. Bu arada tabii polisler de gelip hayırdır diye. Biz pedallamaya başladık, dedi ki yanlış yoldayız, ne yapacağız, geri dönelim mi, çok geç. Kamut diyor ki hayır buradan gitmeyin, şuradan gitmeniz lazım. Peki
Önümüzdeki yola bakıyoruz, diyoruz ki bir yerden bir çıkış verecek bu. Yani sonuçta alternatif evet. yola. Sağ tarafta alternatif yol devam ediyor. Orası daha dar bir yol. Bizim bulunduğumuzda bir otoban, iki şeritli bir otoban. Ve yaklaşık 4-5 kilometre sonra karşı evet. taraftan bir polis aracı yanaştı ve şey yaptı, sirenler bir durdurdu. Yolun karşısında adamla İngilizce, işte yanlış yerdesiniz. Evet biliyoruz, yanlış yerdeyiz ama yan yola nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum ben dedi. Ben de bilmiyorum falan dedi. Dedim ileriden çıkacağız o zaman, yapacak bir şey yok. Evet dedi, 6 kilometre sonra dedi bir çıkış var. O zaman dedim tamam, yani kusura bakma, buradan devam edeceğiz ve oradan çıkacağız. Eteki madem falan dedi. Yani o da çözüm sunamayacak, iyi yolculuklar diledi. Herkes kendi yoluna doğru gitmeye başladı. Bir yandan da iyi oldu otobana girmemiz. Niye? Çünkü tırların muhtemelen kontrolleri, şunları bunları uzun sürdüğü için hı-hı. ya da araçların aranması falan, otoban bomboştu. Evet, yan evet. yan yol daha trafikliydi, daha ve trafik. Çok daha bozuktu. Hı-hı. Bizim girmiş olduğumuz otoban yol olarak da çok daha düzdü. Evet. Yan yolun inişleri çıkışları daha fazlaydı. Otobanda çok daha rahat ve sakin bir şekilde ilerledik. Evet, yani nispeten, ama tabii tehlike yani sonuçta. Bir evet. de hiçbir yasal haklılığın yok orada. Yok, hiçbir yasal haklılığın yok. İstemeyerek girdik, yapacak bir şey yok, ama eğer orayı yapacak olan, aynı rota yapacak olan varsa, İpsala'dan girecek olan varsa, alternatif yan yolu girişini bulursa bize de söylerse seviniriz. Nereden girişimiz de nereden girilecek öğrenmiş oluruz. Biz bir yanlış yaptık, siz etmeyin. Biz ettik, siz eylemeyin diye. Herhalde 6 kilometre sonra da gerçekten çıkışı bulduk. Evet. Ve oradan çıkış. Normal devlet yoluna, otoban olmayan devlet yoluna kavuştuk. Evet. Bugüne kadar olan bütün turlarımızda rotayı ben yapıyorum. Tabii bu turda da rotayı ben yaptım. Yola da ben, hani gideceğimiz yol şurası, şuradan gireceğiz, buradan çıkacağız şeklinde rota belirliyorum, yol belirliyorum. Navigasyonu ben takip ediyorum. Ya da işte takip etmeme çok gerek kalmıyor. İşte daha öncesinde çünkü çalışmış oluyorum. Evet. Kaç kilometre sonra sağa döneceğim, kaç kilometre sonra sola döneceğim diye. Tabii burada internetimiz yok, hat bulamadık. Rota tabii Ekin'de Kamut'tan onu indirmiş. Evet, offline olarak çalışabilecek offline şekilde olarak indirdim ben. İndirmiş. Fakat hatamız şey oldu galiba. Kamut'ta biz bütün turumuzu tek bir proje üzerinde tek bir yaptık. Proje üzerinde yaptık. Bir de Kamut'ta çalışırken, hani ben daha önce hiç kullanmadığım için çok bilmiyorum. Sen Strava'cısın. Strava'cıydım, hı. evet. Hı. Kamut'u yeni öğreniyorum. İşte sağa çek, sola çek işte falan, böyle uğraşırken şeyleri, acayip yerlere gir çık falan yapmışım ama hı. onları sonrasında düzeltmedim. Girip çıkmamamız gereken yerleri ben biliyorum ama Ekim bilmediği için oralara buradan sağa döneceğiz diyor. Hayır, buradan sağa dönmeyeceğiz. Bu yolu düz devam etmemiz lazımdır. Ama oraya bir kırmızı nokta koymuşsun. Tamam, o yanlışlıkla konmuştur. Bizim düz devam etmemiz gerekiyor diye. Bir bakalım böyle ne var o kırmızı yol noktada. Yol ayrımında durup böyle bakalım o kırmızı noktada ne var? Ben, hayır, o kırmızı noktada hiçbir şey yok. Zaten şekerimiz düşmüş. Sadece Kamut beni otobana atmasın diye aha. o tarafa çekmek için koyduğum noktalar onlar. Yani o yola çekmek için koyduğum noktalar onlar falan böyle. Bir yandan da Ekin devamlı böyle yol boyunca gözü telefonda. Hayır değilim, ne işim evet, var yol zaten boyunca internet yok, bir şey yok. Neyine bakacağım ben telefonu? Haritayı takip etmeye çalışıyorum. Bakıyorum ne oluyor diye. Devamlı göz orada. yol kenarında böyle küçük üstlerinde haç olan değişik kuş yuvası gibi bir şeyler yapmışlar. Aslında kuş yuvası değil, adamların dini inancı gereği. Dini inancı gereği, evet, biz onları ilk gördüğümüzde kuş yuvası sandık. Biz böyle her köyün girişinde, her ana yoldan tali yola ayrılan yerde böyle küçük bir ne gibi, kuş yuvası gibi. Kuş yuvası yani, uzaktan gibi, kuş yuvası evet. gibi gözüküyordu. Sonra yanına yanaşıp da bakınca böyle, ya dinsel bir şey, daha tam ne olduğunu da anlayamadık ama gelecek günlerde muhtemelen bunu çözeceğiz. Birilerine soracağız. Evet, soracağız, anlayacağız. İnternetimiz olmadığı için bakamıyoruz şu aşamada. evet. İnternetten bakmaktansa insanlara sorup ya bu nedir arkadaş? Öğrenmek daha mantıklı. Daha mantıklı. Ama şey gibi, böyle kuş yuvası gibi ama böyle. Camekan yapmışlar, içinde resimler var, mumlar var mum falan. Mum var, çakmak var, kibrit var, gaz lambası var falan gibi böyle.
böyle küçük bir kilise gibi ama küçük bir posta kutusu gibi de duruyor. Tam böyle ilçenin şeyin ilçe diyorum köyün giriş yolu. Ya da bir evin önünde. Bir evin önünde var. Ama her yerde var, sağda solda her yerde. Ve değişik değişik. Kimi çok süslenmiş, çiçekler konmuş, adaklar adanmış gibi. Kimisi daha sade, hırpani falan. Ama hepsi de aynı yani. İçi özelmiş, bezelmiş. Ya hadi şunların bir tanesi duralım da ne bir fotoğrafını çekelim falan. Fotoğrafını çekelim diyor. Onlarca geçiyoruz ama hiçbirini görmüyor. Çünkü göz devamlı haritada. Eyvah eyvah eyvah. Sağda solda ne oluyor? Bir bakmıyor yani. Bakıyorum, onları görüyorum. Hayır hayır, tamam. Hepsini kaçırdım. Yarın kapatıyorum o zaman ben. Tamam. Telefon, zaten yarın itibariyle ben alıyorum rotayı elime. Çünkü Kamut'un offline haritalarını hemen telefonuna da yükledik. İndirdik. Ondan sonra bir de seni öne alırsak tamam. Yok, ben arkada rahatım. Arkçı olmak bana keyifli. Bir mezarlığın önünden geçerken de mezarlıkları muhteşem, durup resmini çekmek istedik ama durmadık. Durmadık. Bir sonrakine dedik. Şöyle yapmışlar, ya bizden farkı. Ben daha önce Hristiyan mezarlığı, evet yani filmlerde görmüşsündür ya da belki denk gelmişsindir ama hepsi haç şeklinde. Fakat haçların altında böyle küçük bölmeler yapmışlar. Cam mekanlı yerler yapmışlar. Bölmeler. Ve o bölmelerin içerisinde de kişilerin en mutlu anlarının resimlerini koymuşlar. Evet, yani vefat edenin muhtemelen resimlerini koymuşlar. Onun hatırasını, objesini oraya koymuşlar. Evet. Burada yağmur tekrar atmaya başladı. Muhabbetin şu kısmında... Ağaç altına mı gidelim? Yok, hadi ağaç gel. Ağaç altında ölmeyelim de şey... Yok, şu ağacın altında. 1-2 saat önce bir feci bir yağmur yedik. Çadırımız, bisikletimiz, her şeyimiz ıslandı. Onları kurumaya astık. Onları toplayalım, biz onları tekrar toplayalım. Islanmasın. Kaydı bu, durduruyorum. Koştur koştur çadıra gittik. Yağmur başladı ve askıda eşyalar vardı kurusun diye astığımız. Onları toparladık. Büyük çoğunluğunu tekrar içeri tıktık, kurtardık. Sonra da artık dışarıda oturmayalım dedik. Burada ortak bir kullanılan mekan var. Yemek ve içecek servisi yapan. Oraya geldik. Hiç olmazsa üstümüz şu anda bir çatı ve daha kuru bir yerde oturuyoruz. Kayda devam edelim istedik. Burası belediyenin bir yeri. Evet, bir belediyenin kamp alanı. Oradan ama şeyde kaldık biz aslında. Yani daha sonra buraya gelelim. Dede Ağacı daha sonra gelelim. Yolda mezarlıklardan bahsediyorduk. Mezarlıklardaki işte küçük böyle bölmelerin içerisinde insanların hatıratlarını koydukları bir bölüm var falan. Çok çok ilginçti. Kültür nasıl fark ediyor? Bizde hep mezar taşları üzerine yazılan vardır. Yani özlemini mezar taşlarına yazar, şiir yazar. Ya da ne bileyim işte şey vardır orada. Ruhuna el-Fatiha vardır. Ya da Ruhuna el-Fatiha vardır. Ya da ölüm, doğum, ölüm yılları yazar falan. Burada şey, ben ilk defa gördüm. Yani böyle bir bölme olması, içine fotoğraflar konması falan çok etkileyici. Çünkü hepsi böyle uzaktan çok süslü şeyi gözüküyor. Süslü demeyeyim tabii. Hepsi çok güzel gözüküyordu. Belki de düşünsene yakının mezarına gittiğin zaman. Anılarıyla anayıp. Yaşatıyor. Evet, mutlu. Olduğu zamanları hatırlayıp iyi anıp iyi çıkıyorsun evet. Oradan yani bizdeki gibi ağıtlar yakıp belki daha iyi yani. Dede Ağacı 15 kilometre kala yani kala. 45 evet. Kilometre evet. Geldikten sonra bir benzinliğe girelim, bir şeyler içelim çünkü kan dedik. Şekeri artık düşmeye, kan şekeri düşmeye başlamıştı çünkü. Ben bu arada Yunanistan'a sık gelen giden arkadaşlarım var falan, onların bana tavsiyeleri şey olmuştu. Adını da söyleyeyim zikredelim. Yasemin. Dinler mi bilmiyorum bu podcast'ı ama. Linkini gönderirsek dinler tabii. Tamam süper. Yasemin senden de bahsettik deriz. O zaman dinler belki. Yasemin şey dedi yani İngilizce konuşmak için kendini çok hırpalama. Çünkü ben İngilizceden nefret eden bir insanım. Anlatamadığın yerde Türkçe konuşmayı dene. Çünkü hemen hemen herkes Türkçe biliyor. Demişti bana. Tabii çok şey yapmamıştık bu konuda. Hani konuşmamıştık kendi aramızda, üstünde durmamıştı. Niye bilsin ki yani? Yani. Neyse o 45-47. Kilometreden sonra işte bir benzinliğe girdik. Bir kahve iç, bir şey içelim, bir kan şekerimizi yükseltelim diye. Benzinlikteki abi işte böyle Ekin İngilizce dert anlatmaya çalışıyor. Kahve var mı, şu var mı, bu var mı falan. Oh, sonra ben evet. Sesin geliyor mu bilmiyorum ama bayağı indirdi. Pardon, böldüm seni, devam et lütfen. Devam edelim yağmurda. Bence edelim. Çok da romantik ve güzel oldu. Sonra ben Yasemin'in lafı aklıma geldi ve
Türkçe konuşmaya çalıştım. Adam bana Türkçe direkt cevap verip İngilizce anlamadığı her şeyi Türkçe ile çözdüm. Ben İngilizce çırpınırken orada bir baktım hani adam ne Türkçe konuşuyor. Adam da gayet güzel cevap veriyor. İnanılmaz keyifli yani. Başka bir yabancı ülkeye gidiyorsunuz ve Türkçe bilen insanlarla yani karşılaşıyorsunuz. Mesela bizim kıyılarımıza geldiğin zaman Yunanca bilen esnaf ya da benzin pompacısı ya da ne bileyim ben yani pek zannetmiyorum ama. Ama yani Türkçe çok hani bilinen bir dil değil ya da çok işte dünyanın ana dili sayılan dillerden biri olmadığı için İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça gibi dillerden biri olmadığı için bilen kişi bulmak çok kolay değil yani. Ve İngilizce bilmeyip Türkçe seninle konuşabilen birisini yakalamak çok açıkçası bana iyi geliyor. Kendimi iyi hissediyorum yani. Sonra benzinlikten çıktık. Yolumuza devam etmeye başladık. Evet. Tabii her yerin kapalı olmasından dolayı istediğimiz böyle işte öğle yemeği tadında bir şey bulamadık yollarda. Evet. Kan şekeri düşmeye başladı ama hurmalar yetişti. Şöyle bir şey var, burada onu açıklayayım. Ben hurmasız yaşamıyorum. Yani bisiklet üzerindeyken mutlaka yanımda hurma oluyor. Bu performans binişlerinde sırtımda oluyor. Ya da tura çıktığımız zaman mutlaka böyle gün hesabına hurma alıyorum. Yani günde mesela 3 tane, 5 tane mutlaka bir tek sayıda hurmayı hesaplayarak mesela bu turumuzda böyle şey yaptım, 60 küsür tane falan hurma hesapladım. Ve koydum çantaya. O hurmalarda... O hurmaları da ben taşıyorum. Tamam biliyorum. O kahve düzeneğinin yanında hurmalar var. Herhalde bir otobüs durağı gibi bir yer bulduk ve orada hurmalardan birer tane gömdük. Şimdi biz ana yoldan tıpış tıpış ilerledik. Trafikten bahsediyordum. Orada da şeyi fark ettim bak. Çift şeritli yol. Evet. Yani tek gidiş çift şeritli yol. Eğer sürücü mesela sağ şeritteyse bizi... Emniyet şeridinde, bu arada emniyet şeridi var, çok büyük değil ama kurtarıyor, evet. Bir emniyet şeridi var. Eğer ki bizi fark edip de görüyorsa kendisini orta şeride atıyor. Biz, yani yanımızdan geçen arabaların hepsini böyle orta şeride doğru yanaşmış halde bulduk. Evet, karşıdan gelen araç da yoksa özellikle direkt karşı şeride doğru, kadar geçip neyledim. Bizi evet daha çok rahatlatıyor. Rahat. O konuda bir şey olmadı, sıkıntı olmadı yani. Evet, sağdan çıkan arabalar... Biz yolda olduğumuz için motorlu araç olmasak bile hani onlar çıkıp bizden önce gidebilecek durumdalarken bile bizim geçmemizi beklediler falan. Yani bisiklet, bir saygı var. Evet, bisikletliği biliyorlar burada, tanıyorlar. Bisiklet kültürü de var anladığım kültürü kadarıyla. Kültürü var çünkü aslında şey var, yolda da çok fazla turcu gördük. Ya evet. Karşıdan geçen mesela bir kız bana el salladı. Hemen dedi ki o kız niye sana el sallıyor? Ya dedim turcu kız biz de ya turcu. Ya geyik yapıyordum aşk ya, olsun. Ya, sonra da amcaya salladık ama. Amca da bana el sallamış olabilir yani. Neyse güzel bir kız bize el salladı. Biz de ona, ben de ona el salladım. Sonra Hena da salladı tabii. Sonra bir kırmızılı çantalı bir turcu gördük. O da böyle fulldü. Bayağı evet, yüklüydü. Bayağı yüklüydü. Birkaç tane daha gördük. Yani şey tarafından, Yunanistan tarafından, Türkiye tarafına da... Evet, bizim istikamette de bir tane ileride bir turcu gördük. Hatta yakalayalım falan dedik ama biraz. Bir anda kayboldu. Bizden daha iyi gidiyordu. Evet. Bu arada Dede Ağaç'a kadar olan profil, yolun profili çok böyle zorlayıcı yokuşlar yoktu. Evet. Yani lanet olsun dedirtecek yokuşlarla karşılaşmadık. Profil çok iyi. Hatta bir ara bayağı bir inişe geçtik. Evet. Bayağı bir inişe geçtik. Bu arada Dede Ağaç'a girince, girdiğiniz anda böyle lüks tavernalar falan başlıyor. Hmm. İşte bu limanın oradan itibaren. Oraları geçiyorsunuz, sanki böyle yemek yerleri bitmiş gibi geliyor size. Bir virajı döndükten sonra asıl salaş böyle 3-4 tane yan yana yemek yenebilecek çok keyifli yerler çıkıyor. Tam böyle kıyı şeridinde. Kıyı şeridinde, evet kıyı şeridinde limandan aşağı doğru iniyorsunuz. Bitti mi acaba deyip sağa döndüğünüz anda 3-4 tane yan yana dükkan var. Dükkanlar yol üzerinde küçük küçük böyle salaş yerler. Fakat yolun karşısına deniz kenarına masalar atmışlar. Masalara bakınca da çok lüks gibi görünüyor. Çünkü çok düzenli, çok temiz, dizayn edilmiş masalar.
alkollü içecekler de mevcut falan ve çok ciddi paralar ödeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Normalde öyle oluyor. Yani bizim ülkemizde, Türkiye'de o tür kıyı şeridinde bir yerde yemek yemek istersen gerçekten ciddi paralar ödemeniz gerekiyor. Doğru ciddi diyorsun. Paralar ödemeniz gerekiyor. Abimin daha önce Yunanistan turundan bize muhakkak gitmelisiniz dediği bir yer vardı. O 4-5 tanesinden bir tanesi. Biz orayı tercih ettik. Bu arada Yasemin de oradaki 4-5 yerde de Yunanistan'ı çok sevdiği için ve daha önce yani tatil için devamlı Yunanistan'a kaçan bir insan olduğu için hepsini denedim. Hepsi birbirinden güzel. Hiç farkları yok. Hepsini deneyebilirsiniz demişti. Böyle bir de bilgi olunca abimin dediği yere oturduk. Tabii orayı bulmak çok zor oldu. Aslında Yunanistan'a girdikten sonra şuna çok zorlandık. Yani alfabe çok değişik. Yani Latin alfabesinden hariç bir sürü değişik karakter var, harf var. Dolayısıyla harita ayrı yazıyor. Gideceğimiz yerin Türkçe ismi var. Tabelalarda farklı şeyler yazıyor. Dolayısıyla gideceğimiz yani abisinin tavsiye ettiği yerin adını zikretmek mümkün değil. Yani İmkansız X'ler, bizim için. İ'ler, O'lar falan. Evet. Ters dönmüş balıklar falan. Yani mümkün değil. O yüzden onun bir fotoğrafını çekmiş. Fotoğrafından böyle şey yaptık, büyüttük. Gösterdik. Yolda insanlara onu gösteriyoruz. Bu dükkan nerede? Bu arada tabii şey oldu. Restorana sormayalım. Yani bir restorana başka restoran sormayalım. Bir tane esnaf bulalım diye uğraşıyoruz. Ama köşeyi o bahsettiğim virajı döndüğümüz anda zaten direkt işte burası diye ben böyle. Güzel bir yer. Tam Henan'ın anlattığı gibi. Evet. Yemekler müthişti. Ama sonuna doğru güzeldi abi. Bana mı güzel? Karnım doyunca mı güzel? Karnım doyunca sana her şey güzel. Velhasıl devam ettik. Nereye? Nereye? Dede Ağacın belediye kampına geldik. Evet. Burayı anlatmamız lazım aslında biraz. Çünkü burası yine kamut uygulamasından bulduğumuz bir yer. Üzerine Google'da. Öyle mi? Yanlış söylemiyorum. Google haritalardan. Google haritalardan. Kamut'u da burada övmek istiyorum biraz. O yüzden. Kamut sen sonra öv. Peki tamam. Burada ben Google'dan çalıştım. Tamam özür dilerim. Google'un hakkını yemeyelim. Hena burada Google'dan çalışmış ve bu kampı, kamp yerini Google'dan bulmuş. Dede Ağacın belediyesinin işlettiği bir kamp alanı. Evet, Dede Ağacın sonunda, Dede Ağaç bittiği noktada bu kamping başlıyor. Keyifli, güzel bir kamping. Çok düzenli. Evet. Çok çok düzenli. Herkesin nereye çadır kuracağını, ne yapacağı. Giriş yaptığınız anda size bir çadır alanı numarası veriyor. Biz o numarada mesela çok tereddüt ettik. Sevgilimin bazı istekleri vardı. İşte tuvalete... Özel istek. Tuvalete çok yakın olmasın. Olmasın. Aslında geçmiş deneyimlerden bu ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü tuvalete yakın bir yere bir çadır kurduğun zaman gece işte o rüzgarın esmesiyle falan çadır çünkü yani kokuları geçirgen, sesleri kokuları çok rahat geçirgen bir akomodasyon. Peki deyip verdiği konaklama. Bize noktayı da gelip bakıp fasilitenin tam önünde deyip gürültü olmasın. Şu anda burada oturduğumuz, kayıt yaptığımız, yediğimiz, içtiğimiz yere çok yakın olmasın istedik. Çünkü bakıyorum şuradan hakikaten şuraya çadır kurmuş olsak mesela. Şimdi bu saat kaç? 9'a geliyor. En az bir 2 saat burada kahkahkiki yapacağız. Ama dışarıdan bakınca mekan böyle daha çok taverna ya da işte alkolü bir mekan sonuçta burası. Taverna falan gibi görünüyor. İşte gece eğlence olur burada. Biz de erken yatıyoruz 10-11 dedim. Evet, uyuyoruz evet. Çünkü sabah güneş doğumuyla kalkıp hemen yola çıkmak istiyoruz. Çok sıcağı kalmadan varacağımız yere varmak istiyoruz 10-11 gibi. Çadırı kurmak istiyoruz falan. Ulaşıp yani. Çadırı kurup gezmeyiz gereken yerleri gezip denize gireceksek denize girip o işte keyfimize bakmak istiyoruz. Onun için de hani burası çok mu gürültülü olur deyip burayı yani. Verdiği numarayı da tercih etmedik, yeri de tercih etmeyip başka bir yer gözümüze kestirip geri dönüp bize burayı verir misin diye böyle rica ederek. Baktı hayır dedi yani o şu numara şu. Bu arada şöyle anlatalım burayı biraz. Burada hem karavan kampı var hem çadır kampı var. Ve çok büyük bir alana
kıyı şeridinde çok büyük bir alana yayılmış tam kumsalın dibinde. Yani oldukça güzel çünkü maalesef Türkiye'de böyle bir yer bulmak zor. Genellikle böyle yerlerin hepsi parsellenmiş, otellere ayrılmış. Bir şeyde bulmuştuk galiba, Ayvalık çıkışında Altın Kam. Aa evet, Ayvalık çıkışında öyle bir yer vardı. Ama sezonda yine orası da çok kalabalık oluyor herhalde, şey yok ama biz sezon dışı. Tabii çok sıcakları sevmiyoruz bisiklet sırtında olduğumuz için. Böyle sezon dışı tercih ediyoruz. İşte Nisan, Mayıs, Haziran ya da işte Eylül, Ekim gibi tercih ettiğimiz için kampingler, şunlar bunlar daha sakin ve boş oluyor. Mesela o Burhaniye'de tarafındaki, yani Ayvalık Burhaniye arasındaki Altın Kamping de önemli bir güzel bir yer orası. Çok güzel. Buraya benziyor aslında orası. Evet, evet. Orada da çünkü çadır kurarken aynı kolaylıkları, aynı güzel şeyleri yakalamıştık. Burada da yakaladık. Buranın da hem konumu itibariyle, yani Dede Ağacın tam merkezinde. Yani merkezine çok yakın. Çok yakın. Yani bisikletle 5 dakikalık falan bir yer. Ve düzen konusunda da çok iyi. Çünkü bayağı büyük bir alana yayılmış. Ve her kamping ve çadır alanı için yeterli büyüklükte yer ayırmışlar. Ve bu alanların hepsi birbiriyle çalılıklarla ayrılmış. Çalılıklar ve bitkilerle ayrılmış. Dolayısıyla rahat rahat kendi böyle alanınız içerisinde işte çadırınızı kurup, bisikletinizi koyup ya da işte karavanınızı... Yan yanasınız ama yani sanki çok bağımsızsınız yandakiyle. Evet. Harika yapmışlar yani. Çok çok güzel olmuş. O yüzden biz yerimizi değiştirdik. Birazcık bu şu anda yemek yediğimiz merkezi yerden daha uzak olsun da rahat uyuyalım. Çünkü gece ne olacağını bilmiyorsun. Yani Türkiye'deki kamplarda, burada da bu arada göreceğiz yani 3 saat sonra burada şarkılar, türküler sabahlara kadar sürecek mi bilmiyorum ama daha önceki deneyimlerimizden biliyorsun. Nerede ateş yanıyorsa, nerede böyle bir şey varsa, fasilite varsa orada sabaha kadar muhabbet. Kaç. Çünkü muhabbet sohbet bitmiyor. Yani insanlar sabaha kadar eğlenmek istiyor. Tamam çok güzel ama biz de uyumak istiyoruz. Gece saat 11'de gözleri çadırın tentesine dikmiş şekilde insanların kahkahalarını dinlemek çok hoş olmuyor. Olmuyor. Fiyatlardan birazcık bahsedelim. Tabii. Biz aslında internetten baktığımız kadarıyla sanki böyle geceliği 10 euro gibi falan bir şey düşünmüştük. Evet, öyle olduğu yazıyordu. Ama burada tabii kişi başı bir para alıyor, çadır parası çadır alıyor, elektrik istersen elektrik alıyor. Evet, bu üçünün toplamı iki kişi için günlük 25 euro. 25 euro olarak çıktı. Yani biz de dedik ki 10 euroydu, niye öyle oldu falan diye şey yaptık. Bu arada Yunanistan'da, Dede Ağaç'ta yani oturduğumuz lokantalar ya da işte bu geldiğimiz fasilite falan fiyat konusunda çok netler. Menüler, onlar bunlar, her şey işte kağıtlar çıkıyor önüne, konuyor bu kadar, şu kadar. Evet, yani bir kazıklanma korkusu, bir bilmem nesi yaşamamanız, yani yabancı geldik biz burada, kazıklanacağız mı falan gibi bir derdiniz yok aslında. Güzel bir küçük bir bahçeye yerleştik burada. Biraz internet sıkıntılı. Çünkü merkeze gittiğiniz zaman ancak internet çekebiliyorsunuz. Biz de böyle her 2-3 saatte bir gidip böyle mesajları alıp ondan sonra geri çadırımıza geri dönüyoruz. Ama tabii şu ana kadarki en büyük sürpriz de yağmur yemek oldu. Şiddetli bir yağmur yedik. Biz yavaştan kapatalım kaydı. Yat saati geldi. Yarın daha erken hareket edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.